Artık müzakere olarak geldiniz buraya. Evet. Ama ben şunu merak ediyorum. Müzakereden önce Kulüpler Birliği olarak siz bir heyet olarak geleceğiniz söylendi. Daha sonrasında Kulüpler Birliği'nde bir açıklaması oldu. Tekrardan bir açıklama oldu. Evet. Bu açıklamada sizin imzanız var mı? Hayır. Bugünkü açıklamanın durumu nedir? Evet. Şimdi soru güzel bir soru. İşin esasını, nüvesini Serhan'ın sorduğu soru teşkil ediyor. Şimdi Kulüpler Birliği Vakfı olarak yaptığımız toplantılarda önce erken bir seçim yapılmasını ve federasyonun değişmesini istemiştik. Dolayısıyla bu talebimizi de bir imza toplamak suretiyle meydana getirelim diye bir düşüncemiz oldu. Bunu deklare ettik. Kulüpler Birliği'ndeki bütün üyeler böyle bir şeyin imza toplamanın uygun olacağını federasyonu erken seçime götürmek için. Bu deklarasyondan sonra federasyon 18 bunu dikkate aldı ve 18 Temmuz'da erken seçim yapılacağını deklare etti. Dolayısıyla imza toplama işi de amacına ulaşmış oldu yani şey olarak. Bilahare Kulüpler Birliği'nde yapılan toplantıda şunu ifade ettim. Dedim ki yani imza toplayarak bu işi çözmektense istişareyle görüşme suretiyle insanları ikna etmek suretiyle zaten yönetimin değişmesi yolunda bir daha irade koyduk. Bu şekilde görüşerek bunu çözebilirsek çok daha şık olur Türk futbolu açısından. Çünkü imza toplama işinde Kulüpler Birliği Vakfı bölünüyor. İmza toplamaya gerek olmadığını, istişareyle bunun yapılabileceğini bir tarafta imza toplayarak bu işi çözmek istediklerini ifade ediyorlar. Özellikle bu bölünmenin hem Kulüpler Birliği için iyi olmayacağını hem de Türk futbolu için iyi olmayacağını ifade etti. Ve bu manada da en son yaptığımız toplantıda müzakere edilmesi onun yönünde bir karar alındı. Ve bana da dedi ki başkan sen bir heyet kuralım, bu heyete başkanlık et. Bunu müzakere etmek için federasyondan randevu isteyelim dendi. Federasyon bu randevuyu bugün için bize verdi. Fakat istenmeyen bir olay tezahür etti. Cuma akşamı saat 10 gibi Kulüpler Birliği Vakfı sadece 3 kulübün onayladığı bir kamuoyu açıklamasını hangi kulüpler başkanı onlar? Efendim? Hangi kulüpler onlar? Valla şu anda hatırıma şeyimde var herhalde Ecmel İstanbulspor. Onun dışında yani iki kulüp daha, üç kulüp olarak şey yapıldı ya, bu görüş istendi. Önce yazılan yazıda, vakfın yazdığı yazıda görüşlerinizi bildirin diye bir metin kondu geç bir saatte. Bundan evvel de soruldu. Dendi ki kulüplere yani görüşlerinizi bildirin. Üç kulüp onay vermiş. Zaten diğer kulüplerin ben ödeyim Galatasaray'ın okumasına bile fırsat olmadan bu şey yayına kondu. Yani kamuoyu duyurusu yayına kondu. Neticede ben de genel sekreter aradım. Dedim ki ya yani bir görüş bildirilmedi. Sadece üç kulüp görüş bildirmiş. Dolayısıyla niye bunu yani bütün görüşleri arayabilirsiniz, telefonla arayabilirsiniz. Böyle böyle bir şey var dersiniz diye Çağrı Bey'le konuştum. Ama neticede Okyay'dan çıkmış oldu. Ve kamuoyu açıklaması futbol camiasına düştü. Neticede biz bugün bu heyet olarak bazı arkadaşlar gelmedi ama Yüksel Bey, ben ve Fatih Bey bu toplantıya geldik. Amaca ulaşmak için yapılan bir hareket, konulan bu bildiriyle bence amaçsız hale, sabote edilir hale geldi. Çünkü çok net ifade ettiler içeride ki evet biz yani uzlaşma konusunda aynı şekilde düşünelim, konuşalım, bunu nasıl uzlaşacaksak uzlaşalım derken siz Kulüpler Birliği olarak bir bildiri, zeyn zemberek bir bildiri koyuyorsunuz dendi ve kısa bir görüşüm oldu. Dolayısıyla ben konulan bu bildirinin amaca uygun olmadığını, neticede bugün de neticesinde camiaları birleştirmek, kulüpleri birleştirmek yönünde yapılan bir hareket,
Bu suretle amaçsız kalmış oldu. 18 Temmuz'da seçim yapılmak üzere federasyon bu tarihi değiştirmek niyetinde olmadıklarını söyledi. Böyle toplantı, kısa bir toplantı oldu ve bitti. Sayın Büyükekşi'nin tekrar aday olup olmayacağı ile alakalı herhangi bir görüş bildirdi mi? O konuyla ilgili görüş bildirmedi. Sayın Başkan, siz de son Kulüpler Birliği toplantısı öncesinde şu açıklamayı yapmışsınız. Ben müzakereden yanayım. İmza konusuna sırası gelince bakarız demiştiniz. Şu anda sırası geldi mi sizce? Galatasaray bu konuda imza vermeyi düşünüyor mu? Hayır, şu anda düşünmüyoruz. Yani imzanın şimdi şöyle de bir durum var. Peki imza versek ne oluyor diye baktığınız zaman, imza verdiğimiz zaman ne oluyor? Gereken imzalar toplantı zaman bile erken seçim Haziran sonu Temmuz başından önce yapılıyor. Prosedür, statü gereği oraya kadar gidiyor. Şimdi arada bir hafta 10 gün var. Yani yapılan istişarelerde bunun daha geri çekileceği de belliyken, imza toplayarak gideceğimiz hedeften daha iyi bir hedef ortaya koyabilecekken niye bu duruma geldi? Biraz onu tahlil etmek lazım. Onu sorgulamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi neticede imza toplansa da toplanmasa da bir şey fark etmiyor. 18 Temmuz'la Temmuz başında yapılacak veyahut da Haziran sonunda yapılacak bir seçimin farkı yok. Yani burada şu fırsat kaçırılmıştır. Haziran başı gibi yapılması mümkün olan bir seçimin böyle hiç hesapta olmayan bir davranış biçimiyle ortadan kaybolduğunu görüyorum. Başkanım, Kulüpler Birliği olarak o yazılı açıklama olmasaydı durum daha farklı olabilir miydi? Kendileri kendileri ifade ettiler. Sayın Büyükekşi ifade etti. Sayın Büyükekşi aynen bu senin sorduğun sorunun cevabını verdi. Sayın Başkan, Kulüpler Birliği toplantısında bir de şöyle bir açıklama yapılmıştı son açıklamada, Sayın Ali Koç'un da söylediği gibi. Eğer Sayın Büyükekşi tekrar aday olmayı düşünürse Kulüpler Vakfı'nda ki kulüpler kendisine destek vermeyi düşünmüyor demişti. Bunu kendisine ilettiniz mi ve siz de şu anda aynı noktadasınız? Hayır, yani öyle bir şey yok. Yani şimdi adaylar ortaya çıksın, tabii kulüpler Türk futbolunu en iyi yönetecek aday için kendi iradelerini kullanırlar. Yani kimseye peşinen şu aday bu. Şimdi bir de şu durum var, yani seçim tarihi 18 Temmuz olduğuna göre aşağı yukarı 3 aylık bir süre var. 3 aylık süre önemli bir süre yani. Dolayısıyla yeni adaylar çıkması lazım. Çok adaylı bir seçim olması lazım. Onun için de uzun bir süre var. Çok fazla acele etmemek lazım. Onun için önümüzdeki süreci izleyerek göreceğiz yani. Başkanım, Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ali Koç'ta bu görüşü paylaştınız mı, Mehmet Büyükekşi'nin görüşünü? Hayır, şu anda daha yeni çıktık yani. Bir kimseyle temas etmiş değilim. Bundan sonra görüşme olmayacak. Öyle mi anladım? Yani görüşme ne manada? Bu konuyla alakalı federasyon. Kulüpler Birliği Vakfı toplanabilir. Yani bu konuda yani işte bir araya gelinebilir, istişare edilebilir konu. Fakat şey yok yani, eğer seçim erkene çekilmek isteniyorduysa, seçimi daha erken yapmanın Türk futboluna faydası vardıysa bir fırsat kaçmıştır. 2-2 daha 4. Yani burada futbol ailesi olmanın özellikleri var. Dolayısıyla bu özelliklere riayet etmek lazım. Bu çerçevede olayı düşünmek lazım. Onun için bugünkü toplantı amacına ulaşmamıştır. Ben onu söylemek istiyorum. Sayın Başkanım, imzalar konusunda Kulüpler Birliği'nde yeterli kadar imza toplandığı söylenmişti. Şu an ne durumda bu imza konusu? Vallahi ben de imzayı takip etmiyorum. Ama demin de ifade ettim, yani yeterli imzayı toplasak ne oluyor diye bakmak lazım. Yeterli imza toplandı. Ne oluyor? Seçim gidiyor Temmuz'un başına. Ağustos, yani Haziran'ın sonu Temmuz başı gibi oluyor. Yani statü gereği. Daha da geciktirmek mümkün. Yani bu sonucu doğuruyor. Şimdi ortada zaten bir müzakere imkanı varken ve bunun öne çekilmesini şimdi Sayın Büyükekşi ifade etti. Dedi ki arkadaş, biz hazırlıklıydık fakat artık bu koyduğunuz bu kamuoyu duyurusu
Yani şık olmadı, müzakerelerin önünü kesmişti diye kendisi ifade etti. Dolayısıyla Kulüpler Birliği'nin bundan sonra koyacağı bildirileri bir mütabakatla yapmasında fayda var. Yani dolayısıyla yani böyle kendi başına bazı şeylerin müzakere edilmeden konması bazı şeylere zarar veriyor. Şu ana kadar adaylığını açıklayan birkaç isim oldu Sayın Başkan. Kulüpler Birliği Vakfı olarak ya da Galatasaray Kulübü olarak herhangi bir isim üzerine mütabakatınız? Hayır, yok. Kulüpler Birliği Vakfı'nda da böyle bir tavır yok. Galatasaray'da da çok taze daha. 3 ay var seçime aşağı yukarı. Dolayısıyla böyle birisiyle konuşulmuş veyahut da görüşülmüş herhangi bir şey yok yani. Teşekkür ederim. Peki. Çok kolay gelsin.